Merhaba arkadaşlar 8. hafta 4. gün çalışmalarımızı yapalım birlikte ilk sorumuza baktığımızda e, parantez içinde işlemler görüyoruz parantez içindeki işlemleri yapalım sorumuzun başında da 2 çarpı 18 buradaki işlemleri sırayla yapalım 2 çarpı 18 36 bölü 6 eksi parantezin içinde 2 çarpı bakın bir parantez daha var önce buraya yapmamız gerekiyor 5 eksi 2'den 3 artı burada da bölme işlemi var. 12 bölü 4'ten 3 oldu burası artı 1 diyoruz. İlerleyelim 36'yı 6'ya böldük 6 oldu. Eksi 2 çarpı 3 6 6 artı 3 parantezin içi 9 olmuş oldu. Artı 1. 6 parantezin dışında eksi var. Yani 9'un önüne eksi gelecek. Eksi 9 artı 1 olacak. Burada da 6 ile 1'i topluyoruz. Bunların işaretleri aynı. 7 7 eksi 9. 9'dan 7'yi çıkarıyoruz. 2 büyük olan eksi olduğu için cevabımız eksi 2. İkinci sorumuzda bir eşitsizlik sorusu ama sağ tarafında işlemler görüyoruz. Öncelikle bu işlemleri yapmamız gerekecek. Bu işlemleri yaparken de yine parantez içini yapacağız. 1 çarpı 3, 3 artı 12 8 bölü 4 parantez içinde de bakın bölme öncelikli bölme ve çarpma daha öncelikli demiştik toplama ve çıkarmadan önce bölmeyi yapıyoruz 12 eksi 8 bölü 4 2 oldu parantezi kapattık bölü 5 a küçüktür 3 12 eksi 2 önce parantez içini yapıyoruz 12 eksi 2 10 10 bölü 5 a küçüktür 3 artı 10 bölü 5 2 a küçüktür 5 olmuş oldu bu eşitsizliği sağlayan doğal sayıların toplamını arıyoruz biz. Doğal sayı dediğimiz sayıları N harfiyle gösteriyorduk. Doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar olan sayılardı. O zaman 5'ten küçük olanları hangileri? 0, 1, 2, 3 ve 4. İşte bu değerlerin toplamını istemiş bizden. Bunları topladığımızda 1 artı 2 artı 0'ı da ekleyelim. 3 artı 4. Cevabımız 10 oluyor. Devam edelim. 5.3A7 ondalık gösterimi 5.32 ondalık gösteriminden küçük olduğuna göre A harfi yerine hangi rakamlar yazılabilir? Şimdi şöyle burada 5 tamdan sonra 3 basamak var. 3A7. Burada da 5.32 var. 5,32 sayısı. Bu aslında 5, 320 olarak da yazılabilir. Bunun sonrasına kaç tane sıfır eklersek ekleyelim bu sayı değişmeyecek. Yani tam kısımları aynı olduğuna göre şu 3A7 sayısının 320'den daha küçük olması gerekiyor. Buraya değerler verelim. Rakam olacak. Sıfır olabilir. Sıfır olduğunda ne olur? 307, 307, 320'den daha küçük bir sayıdır. O yüzden sıfır alabiliriz. Bir yazarsak ne olur bakın 317 olur 317 320'den daha küçük olduğuna göre bunu da alabiliriz. İki yazarsak 327 olur. Burası 320 olduğundan bu daha büyük olacak. O yüzden iki ve daha sonrasını yazamıyoruz. O zaman A yerine 0 ve 1 rakamları yazılabilir diyoruz. Dördüncü sorumuzda da 15 bölü 50 kesrinin ondalıklı gösterimini yazınız. Biz ondalıklı sayılara çevirirken ne yapıyorduk? Pay, 10 ve katları olduğunda payda, payda da kaç tane sıfır varsa o kadar virgül kaydırıyorduk. Burada da 50 sayısını 100'e çevirebiliriz. 100 olabilmesi için bu kesri 2 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 15'ten 30 bölü 2 çarpı 50'den 100. Bakın, payda da iki tane sıfır olmuş oldu. Yani bizim bu sayıyı 2 virgül kaydırmamız gerekiyor. 1, 2 dedik. 0. 30 olarak gösterebiliyoruz. Beşinci sorumuzda da üslü ifadeler görüyoruz. Öncelikle şu parantezin içinde 5 eksi 1 işlemi 4'e eşit 4 üzeri 3 olacak. Artı 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Üslü sayılarda kuvvet eksi olduğu zaman biz bundan kurtulmak istiyorduk. Artıya çevirmek istiyorduk. Bunu artıya çevirebilmenin yolu da sayıyı ters çevirmekti. Yani 1 bölü 3'ü ters çevirirsek 3 bölü 1 yazarız. 3 bölü 1 üzeri 2 yazarız artık. Sayıyı ters çevirdiğimizde bu eksi gitmiş oluyor. Eksi 17 üzeri 0. Tüm sayıların 0 dışındaki tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir zaten. Bunu yazdık. 4 üzeri 3, 4'ün 3. kuvveti 3 tane 4'ün çarpımı 64. Artı 3'ün karesi 9, eksi 1. Eşittir 64 artı 9 eksi 1, 8. 64 ile 8'i toplarsak 72 oluyor. Altıncı sorumuzda da 2 üzeri x eksi 1 ifadesi bize 3 olarak verilmiş. Bu ifadenin değeri isteniyor. Bu ifadeyi bir açalım. 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz biz. 2 üzeri 3 üssü 2 çarpı 1 bölü 9. Eşittir. Burada x ve 3'ü yer değiştirebiliriz. 2 üzeri x üssü 3 neden değiştirebiliyoruz? Üslü ifadelerde iki tane üst yan yana gelirse çarpılır demiştik. Burada çarpma işlemini yaparsak 3 çarpı x'ten 3x olur. Burada çarpma işlemini yaparsak x çarpı 3'ten yine 3x olur. 1 bölü 9. Yani bizim bu ifadenin değerini bulabilmemiz için 2 üzeri x'e ihtiyacımız var. 2 üzeri x'i de bize verilen şu bilgiden bulacağız. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3. Bunu ayıralım, parçalayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz biz bunu. Eşittir 3. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 demek bu sayıyı ters çevireceğiz demek. Ters çevirdiğimizde bu 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 üzeri 1 olur. Eşittir 3. Çarpma işlemimizi yapalım. 2 üzeri x çarpı 1. 2 üzeri x. bunun paydasında da 1 var. Gizli 1 var. 1 çarpı 2'den 2. Eşittir 3. Burada da içler dışlar çarpımı yapacağız. Paydada gizli 1 var. İçler dışlar çarpım yaparsak 1 çarpı 2 üzeri x, 2 üzeri x, 3 çarpı 2, 6. O zaman burada 2 üzeri x gördüğümüz yere 6 yazalım. 6 yazarsak 6 üzeri 3 çarpı 1 bölü 9 olacak. Burada taban 6, burada taban 9. Bunları 3 ile eşitleyebiliriz. Nasıl yaparız bu işlemi? 6 yerine 2 çarpı 3 yazarız. 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti bölü çarpı 1 bölü 9. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazarız. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olarak ifade edebiliriz bunu. Bu 3 hem bunun kuvveti hem de bunun kuvveti çarpı 1 bölü 3 üzeri 2. Burada da işlemimizi yapacak olursak 2 üzeri 3 8'e eşit. 3 üzeri 3 27'ye eşit. Bölü 1 bölü 3 üzeri 2 9'a eşit. Bakın burada sadeleştirme yapalım. E, 27'yi 9'a bölersek. 3. 3 kere 8'den cevabımız 24 oluyor. 7. sorumuzda da 128 var tabanda. 2 var, 32 var. Karşı tarafta da 2 var. Üstü sayılarda denklemler. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için sol tarafta da 2'nin kuvvetlerini elde etmemiz gerekiyor. Bize her şey zaten 2'nin kuvvetleri olarak verilmiş. Yani 2'nin kuvvetlerini çevirebiliriz biz bunları. 128, 2'nin 7. kuvvetidir. 2 üzeri 7, üssü 2 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 32, 2'nin 5. kuvvetidir. 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x. Burada iki tane üs yan yana geldi. Bunlar çarpılacak. 7 çarpı 2'den 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x. Bakın burada tabanlar eşit. Üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken tabanlar eşitse üstler toplanır demiştir demiştik. 2 üzeri 14 artı 7 artı 5 eşittir. 2 üzeri x. Bu işlemi yaparsak 14, 7, 21. 5 daha ekledik 26. 2 üzeri 26 eşittir. 2 üzeri x ise bu durumda x eşittir. 26 olacak. Devam edelim. 8. soruda da yine üstü denklemler görüyoruz. Üstü denklemlerde üstler aynıysa üst çift mi tek mi? Öncelikle bakmamız gereken nokta buydu. Eğer üst tekse bu denklemin tek çözümü vardır. Yani direkt bu tabanlar da birbirine eşittir diyeceğiz. Üst çiftse bu tabanlar da e, ya birbirine eşittir ya da biri diğerinin eksilisine eşittir demiştik. İki tane çözüm çıkacaktı. Şimdi buraya baktığımızda 1923 sayısı iki tarafta da aynı tek sayı. Tek sayı olduğuna göre bu denklemin tek çözümü olacak. Yani 3x artı 2 eşittir. Eksi x eksi 6 diyoruz. İki tarafta da bilinmeyen olan denklemlerde bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri sayıları bir tarafa topluyorduk. Eksi 8'i buraya gönderelim. Artı 2'yi buraya gönderelim. Eksi x'i buraya gönderelim. 3x. Eksi x buraya artı x olarak geçti. Eksi 6 artı 2 buraya eksi 2 olarak geçti. 3x x'i toplarsak 4x oluyor. Eksi 6 eksi 2 topladık. Eksi 8 oluyor. Her tarafı 4'e bölersek. 4'ler gitti. X eşittir eksi 8 bölü 4'ten x eksi 2 oldu. Dokuzuncu sorumuz rasyonel sayılarda 4 işlem. 3 artı rasyonel sayılarda bölme var burada. Birincisini aynen yazıyorduk 16 bölü 9. İkincisini ters çevirip çarpıyorduk. Çarpı 4 bölü 27'yi ters çevirirsek 27 bölü 4 olur. Burada da öncelikle sadeleştirme varsa onu yapıyorduk çarpma işleminde. 3 artı diyelim. 16 ve 4 sadeleşir. 4'ü 4'e böldük 1. 16'yı 4'e böldük 4. 9 ve 27 sadeleşir. 9'u 9'a böldük 1. 27'yi 9'a böldük 3. Bakın burası ne oldu? 4 çarpı 3'ten 12. 1 çarpı 1'den paydası da 1 oldu. Bu paydadaki 1 yazmamıza gerek yoktu zaten. 3 artı 12'den cevabımız 15. 10. sorumuzda da 19 bölü 8 bileşik kesirinin tam sayılı kesir şeklinde gösterimi. Tam sayılı kesre çevirirken ne yapıyorduk? Sayıyı payı paydaya bölüyorduk. Yani 19 bölü 8. 2 defa var. 2 kere 8 16. 19'dan 16 çıkardık. 3. Buradaki çıkan bölüm bizim tam kısmımız. Yani 19 bölü 8 eşittir. 2 tam. Kalan ne? 3. 3 bölü payda değişmiyordu. 3 bölü 8 olarak gösterebiliyoruz. 11. sorumuz. X değerini arıyoruz. Denklem çözerken öncelikle parantezin dışında bir sayı varsa bunu parantezin içine dağıtalım demiştik. 7 çarpı x 7x 7 çarpı 2 14 Şimdi burada da eksiği dağıtacağız. Dikkat edelim eksilerde. Eksi, x, eksi 2 çarpı eksi x. İkisi eksi olduğu için artı yapacak çarpımları. Artı 2x oluyor burası. Eksi 2 artı 3 burası eksi 6 oluyor. Eşittir eksi 1. X'leri kendi arasında toplayalım. 7x 2x daha 9x. Sayılar arasında da işlem yapalım. 14 6 artı 8 oluyor. Eşittir eksi 1. Artı 8'i karşıya gönderirsek şurayı düzelteyim. 9 x eşittir eksi 1 eksi 8 oluyor. 9 x eşittir. İkisi de eksi olduğu için topladık. Eksi 9. X'i bulabilmek için her iki tarafı 9'a bölüyoruz. 9'lar gitti. X eşittir. 9'un 9'a bölümü 1. Bir de önünde eksi olduğu için eksi 1 olacak. Devam edelim. 12. soruda da bu denklemin çözümünü istemiş. Bu denklemlerin çözümünü yaparken içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 çarpı 2x 6x eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 3 yaptı. Eşittir 7 çarpı x 7x. Yine bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa toplayalım. 6x'i buraya gönderelim. Burada x'ler daha fazla olduğu için burada toplansınlar. 7x eksi 6x 6x buraya eksi olarak geçti. Burada da eksi 3 kaldı. Eksi 3 eşittir 7x'ten 6x çıkardık. 3, e, x kaldı. X eşittir eksi 3 olarak buluyoruz. 13. Soru bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizliklerde de denklemlerde olduğu gibi x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. 4x artı 7 ifadesi var. Öncelikle şu artı 7'den kurtulacağız. Artı 7'den kurtulmanın yolu eksi 7 eklemektir. Eşitsizlikte bir tarafa eksi 7 ekliyorsak buraya da buraya da her tarafa eksi 7 eklememiz gerekecek. Burası ne oldu? Eksi 1 eksi 7. İkisi de eksi olduğu için topladık. Eksi 8 oldu. 4x artı 7 ile eksi 7 birbirini götürdü. 9 eksi 7'den 19 eksi 7'den burası da 12 oldu. Şimdi 4x'i bulmuş olduk. x'e ulaşabilmek için bunun başındaki 4'ten de kurtulmamız gerekiyor. Bunun yolu da 4'e bölmektir. Her tarafı 4'e bölüyoruz. Burayı 4'e böldük. Burayı da 4'e bölüyoruz. Burayı da 4'e bölüyoruz. 4'ler gitti. Eksi 8'in 4'e bölümü eksi 2 küçük eşit x küçüktür. 12'nin 4'e bölümü 3. Bu denklemin çözüm kümesi daha doğrusu bu eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 2 3 aralığı. 3'te eşitlik olmadığı için açık olacak, eksi 2'de ise eşitlik olduğu için kapalı aralık olacak. Şu şekilde yazı yazalım. Devam edelim. 14. sorumuzda da bize iki tane denklem verilmiş. Şu ifadenin sonucu isteniyor. Bakalım. Bu, denk, bu ifadeyi bulabilmemiz için x'i ve y'yi bulmamız gerekiyor. İlk verilen denkleme baktığımızda 2 üzeri x artı 3 eşittir 8 üzeri 9 diyor. Burada tabanımız 2 bu denklemin çözülebilmesi için burada da tabanda 2 elde etmemiz gerekiyor. 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazabiliyoruz. 2 üzeri x artı 3 eşittir 2 üzeri 3 üssü 9 diyoruz. 2 üzeri x artı 3 eşittir. İki tane üst yan yana geldiğinde bunlar çarpılır. Üç kere dokuzdan yirmi yedi oldu. Yani x artı üç değeri eşittir yirmi yedi olacak. X artı üç yirmi yedi ise karşıya gönderelim. X eşittir yirmi yedi eksi üçten x eşittir yirmi dört olarak buluyoruz. Y'yi de bulalım aynı şekilde. Burada üç üzeri y iki y eksi bir var. Karşı tarafta da iki yüz kırk üç var. İki yüz kırk üç üçün beşinci kuvveti üç üzeri beş. Burada da bakın yine eşitlik var. Tabanlar aynısı. Üstler de aynı olmak zorunda. O zaman 2y -1 5 e eksi 1 ifadesi 5'e eşit. Eksi 1'i karşıya gönderelim. 2y eşittir 5 artı 1'den. 2y 6. Her tarafı 2'ye bölelim. y eşittir 3 oluyor. x yerine 24, y yerine 3 yazacağız. Bizden ne istenmiş? x artı y diyor. Yani 24 artı 3 eşittir 3 üzeri z. z'yi bulacağız biz. 24 artı 3. 27 eşittir 3 üzeri z. E burada, burada taban 3. Burada da 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazabiliriz. 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri z eşitlik var. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorunda demiştik. Z eşittir. 3 olarak buluyoruz. Geldik 15. sorumuza. 15. sorumuzda da A değerini bulacağız. Üstü sayılarda çıkarma işlemi görüyoruz. Üstü sayılarda toplama ve çıkarma yapabilmemiz için Ortak paranteze almamız gerekiyordu küçük olana göre. Burada bakın 3 üzeri a artı var, a artı 1 var. Burada 3 üzeri a var. Burada 3 üzeri a ortak parantezine alabiliriz. Bunun içinde öncelikle şu 3 üzeri a artı 1 ifadesini ayıralım. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri a eşittir 99. 3 üzeri a parantezini açtık. 4 var. Parantez, 3 üzeri a'nın yanında 4 var. Çarpı 3 var. Bunları parantezin içine yazıyoruz. 4 çarpı 3 eksi. Burada 3 üzeri a'nın yanında hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yoksa gizli 1 var demek oluyordu bu. Eksi 1 dedik. Eşittir 99. 3 üzeri a çarpı 4 çarpı 3 12. 12'den 1 çıkardık. 11 eşittir 99. 3 üzeri a'ya ulaşabilmek için her iki tarafı 11'e bölüyoruz. 11'ler sadeleşti. 3 üzeri a eşittir. 99'da 11'e böldük. 9. 3 üzeri a eşittir. 9 yerine 3'ün karesi yazıyoruz. Tabanlar aynı, üstler de aynı olmak zorunda. Bu durumda a eşittir. 2 olacak. Bugünkü dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.